Herkese merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Şeyda. Bugün size yine harika bir kitap önereceğim. Minik Kızıl Gezgin. Minik Kızıl Gezgin, Ketebe yayınlarının alt markası olarak yeni kurulmuş olan Ketebe Genç'in ilk kitabı. 121 sayfa. Yaş grubu olarak diğer genç kitaplarında olduğu gibi 11 yaş üstü herkese hitap eden çok tatlı bir kitap kendisi. Konusundan bahsedecek olursam kitabımız Kızıl Bir Sincap olan Jean Pierre'in gezgin olma hayaliyle başlıyor. 1700'lerde oldukça yaygın olan gemi yolculuğuyla ticaret yapan gezginler. Küçük Kızıl Sincap'ımız Jean Pierre için oldukça büyük bir ilham kaynağı. Gezgin olmayı kafaya koyan Jean-Pierre bir gün yola çıkacak olan gemi filosundan bir tane kanoya habersiz bir şekilde biniyor. Yolculuğa çıkıyor sonra kendini de gösteriyor ama sorun şu ki diğer gemiciler Jean-Pierre'i pek de kabul etmek istemiyorlar. Ve diğer gemiciler gibi ağır iş yüklerini sırtlayabiliyor ne yemek yapabiliyor ne de temizlik. Bu yüzden de gezginler onu aralarına kabul etmek istemiyorlar. Bu yolculuk sırasında gerçek bir gezgin olabileceğini diğer gemicilere ispatlamak için elinden gelen her şeyi yapan Jean-Pierre yolculuğun sonunda ticaret merkezine ulaştıklarında gemicilerin aslında kunduz postu ticareti yaptığını öğreniyor. O çok özendiği gemicilerin aslında hayvan postu ticareti yaptığını öğrendiğinde büyük hayal kırıklığını uğrayan Jean-Pierre kendine çok daha önemli bir amaç ediniyor. Gemicilere hayvan postu ticareti yapmaktan vazgeçirmek. İşte bu küçük ama sevimli kitapta Jean-Pierre'in ilk önce gezgin olma hayallerini sonrasındaysa gezginleri hayvan postu ticareti yapmaktan nasıl vazgeçirdiğini bunun için nasıl çabaladığını okuyoruz. Minik Kızıl Gezgin'i okuduktan sonra sadece bir puan kırdı ve puan kırmamın sebebi de Jean-Pierre ve hayvan dostlarının gemicilere hayvan postu ticareti yapmaktan vazgeçirmeye çalıştığı o kısmı gerçekten çok 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 daha fazla okumak istememdi. Aslında kurgu çok güzel, konu harika ama çok daha güzel işlenebilirdi diye düşünüyorum. İlk kısımlar yani Jean-Pierre'in gezgin olma hayalleri ve bunun için yaptıkları çok daha fazla işlenmişti. Ama bence bu kitaptaki asıl konu gemicileri hayvan postu ticareti yapmaktan nasıl vazgeçirdikleri olmalıydı. Eğer böyle olsaydı gerçekten benim için kusursuz bir kitap olurdu bana göre asıl ana konu olması gereken mevzu sadece üstünden şöyle bir geçiştirilmiş gibi kalmıştı O yüzden buradan bir puan kırdım ama Jean-Pierre gerçekten tanıdığıma çok memnun olduğum bir karakter 11 yaş ve üzeri çocuklarınıza öğrencilerinize kardeşlerinize okutabileceğiniz harika bir kitap gerçekten özellikle fal türünde yazılmış güzel örneklerden biri olduğunu düşünüyorum Özellikle bu tarz gençlik çocuk kitaplarının çocuklardan daha çok yetişkinler için yazıldığını düşündüğüm için gerçekten sizin de okurken oldukça keyif alacağınızı düşünüyorum. Çünkü içinde çok güzel mesajlar barındırıyor. Gerçekten 10 yaş üstü gruplar dışında yetişkinlerin çok daha etkilenip benimseyeceği mesajlar var bence içinde. Bir de kitabın oldukça tatlı bir dizgisi var. Şöyle gösterebilirim size. Bu da çocuklarınızın kitabı okurken büyük keyif almasını sağlayacaktır. Kitap önerilerimin ve yorumlarımın devam etmesi için bu videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.